Merhaba. Yeni. Post 42'ye hoş geldiniz. Bugün sizden gelenler çekeceğiz. Tuğcan sizlerden gelen soruları bizler için derledi. Ve hemen ilk sorusuna bakıyorum. Ne Tamam. haber demiş Mert. Böyle mi giriyoruz? Tuğcan da bunu almış. Vay tabii ki her zamanki gibi. Bu arada Dünya Kupası maçını Açamıyorum. Seyrettik. Buradan milli takımı gerçekten kutlayalım. Başa baş mücadele ettiler. Harikaydı. Tatsız bir final şey oldu. Kaçtı, evet, 4 serbest atış kaçmasa daha güzel olacaktı ama neyse. Güzel, keyifliydi yani. Yine de çok güzel bir mücadele ettiler. Aynen, bahsettiğimiz konuya göre elimdeki obje değişecek. O yüzden konuları dikkatli seçin. Tamam. Tamam. Nasıl keyifler? Buz hokeyinde falan büyütme. Kısa şort. Neydi o kısa şort ya? Ömürge dikiyor. Kısa şort giyeyim mi diyor, giymeyeyim mi diyor. Kısa şort giyemezsiniz belli yerlerde. Ama çok giyebilirsiniz dermiş gibi bir imajı var hayatta. Yani konu oydu zaten. Evet. Aynen. Sonra da şey diye çevirdi o muhabbeti. Çok tepki görünce hani her giyim tarzının bir yeri var falan. Hani ha, AVM'de de işte ve bundan sana olmasın ne falan diye yani çevirmeye çalıştı. Olay orada. Tamam, sen o şekilde giyim tarzını sen devam ettirebilirsin. Aynen. Yani zaten buradaki soruna başka insanların hayatına karışmayı ne zaman bırakacak insanlık? Bunu herkesin bir konuda söyleyecek bir şeyi var ya, ben ona bayılıyorum çok ya. Çok enteresan gerçekten. Yo, ömürgediğin fikri neden ben önemli bunu ki? Ben böyle olmadığını düşünüyorum diye bir insana söyleyebilirsin ama bunu bir toplum açıklaması böyle gibi. Böyle yapmayın. Kanat önderi zannetmek kendini en büyük problem o. Ömürgediği şeye çağırmışlardı, Hobbit'in galasını. Ertesi gün de yazı yazmış Hobbit'le ilgili. Elfleri beğendim ha, güzel evet, bir makyaj şeyde yapmışlar öyle falan. Tarantino filminin röportajı var işte. Şey güzel falan böyle şey diyor. Spielberg'in son filmini IMDB'den şey diye almış. Untitled Spy Thriller Movie falan diye onu başlık evet zannedip ya almış. Evet ya, bu kadın sinema yazarı. Sinema ile ilgili yazdığını iddia ediyor. Yazarı evet. Evet. Ben asıl şaşırmıyorum ya. Galiba asıl o. Asıl mesleği gazeteci. Asıl mesleği şarkıcılık olmamasın için dua ediyorum şu an. Şarkıları dinlediniz mi? Umarım asıl mesleği yoktur mu diyorsun? Çünkü ne yaparsa kötü yapıyor şarkıları yani. Şarkıları dinlediysen hak vereceksin. Şey röportajını hatırlıyor musunuz? Sanırım Bantmak'taydı. Siz ne zaman oynayacaksınız falan gibi bir soru geliyor. Hani herhangi bir filmde görecek miyiz sizi? Ben daha çok kamera arkasında yer almayı, eleştirmen kimliğiyle bu sektörde yer almayı tercih ediyorum falan gibisinden bir cümlesi var. Güzel. Yani destekliyoruz bu kararı. Hatta kamera arkasının da çok arkasında uzağı, yer alırsa. Çok uzağında. Kameradan bayağı. Hayal meyal görebildiğim bir uzaklıktan. Sektöre sinema destek var veriyorsun ya, çok yakın o hani sana. Hani şey, kamera mı lan o? Diyeceğim bir sinema salonu sana çok yakın. Hani evet yani. Uzaklaş oradan. Herhalde orada güzel filmler vardır şeklinde eleştiri yazıları böyle uzak olduğu çocuklar sanat için yapıyor deyip böyle sigara yatıyor. İlk ben sorumuzla o zaman sizden gelenlere akalım mı? Tabii ki. Akarca. Şaka sandınız. Metiroviç, Mert, ne haber demiş. Şaka değildi. Aa, şaka değildi. Ha. Abi bu sorunun birçok cevabı var. Bir iyiyim. Bir İnanılmaz iyiyim, ciddi cevaplıyorlarmış böyle. Enlemli boylamlı böyle. Bir şey soracağım. Yeah. Bu soruyu cevaplaması gereken kişi Tuğcan. Aldığına göre diyorsun. Yani. Tuğcan. Tuğcan ne haber? Ben sizin nasıl olduğunuzu merak ediyorum. Ya. Sen değil, Mert merak ediyor. Ben de merak ediyorum. Sen niye Mert? Mert'i konuşturtuyorsun kendi yerine ya. Ben sana söyleyeyim Tuğcan nasıl olduğumuzu. Sinirliyiz. Ali Eren Mirza. Geldim atama. Mirza derler dört. Mirza derler dört. Geldim atama. Geldim atama. Derdim atama. Çok pardon. Çok derdim güzel olsun. Mirza derler dört. Aa. Adına da da. Domainli. Ali Eren Mirza isimli kişi. Acil sorsak cevaplayacak mısınız demiş ve mısınızı da ayırmış. Allah. Aa, o zaman ayırmış. Tamam. Bir dakika. Ayırmış. Doğru, ayırmış. doğru. İyi ayırmış. Soru. Tamam. Sonra birleşin. Hiçbir sorun yok. Isınızdan ayırmış ya. Sistem adam yerine koyabiliriz kendisini. Tamam, evet, şu an okeyiz. Bu arada acil soruları cevaplarız tabii ki. Yani bir derdiniz çok varsa. Çok acil bir soru ne olabilir ki bize? Çabuk ışıkları kapat. Çabuk ışıkları. Tıpaçın var mı? Soru değil ama bunlar. Çok acil tıpaçın gerçekten de. Bizden bir insan acil ne isteyebilir? Benden çok şey. Neyse. Tuzu uzat olabilir. Çok çünkü acil. Duramıyoruz yemeği o sırada. Onu yeme. Mesela bugün bizim başımıza geldi. Buğra'dan rica ettim tuzu uzatır mısın diye. Döneri çoktan lavaş haline getirmiştim. Artık kapatıyordum son saniyeleri.
O sırada uzatamadı, çalışmadı falan. Boşa gitti. 4 tane tuz attı. Ya, hiçbiri girmedi. Kenardan başladım. Onda da yanlış kişiye fark. Neyse. Bunun dışında aklıma çok acil bir sorun gelmiyor. Genelde acil sorunlarla Tuğcan ilgileniyor bizde. Nasıl gidiyor? Acil sorunları nasıl çözüyorsun Tuğcan? Çözmüyoruz genelde. Aynen. İşte bu. Peki. Ses patlıyor mesela. Çözüyor muyuz? Sesin patlamasını iyi bir şey sanıyor galiba. O beyler yine abi, ses patlamış. Ses çok iyi patlamamış. Üf, var ya bir patlamış diye böyle. Lady Zaza is known as Koala. Rahmaniyov 3 domainli arkadaş. Domainlerini de okuyayım ki. Domain, domain değil de. Domain değil ne mi? Ne denir ona? Mutmain. Handle. Mutmain'lerini de okursan. Mutmain. Handle. 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 Şey, user, Rumus. Username. Nick. Hayır, Nick. Rumus Nick de geç. Mi? Nick de geç. Ama hayır. Nick de geç. Yok şey diyor. Etten sonrasında. Tam Nick işte. Ha, üstte yazan yok. Tamam. Handle abi. Handle. Handle. Tamam. O zaman Rahmaniyov 3 demiş ki yer yatağında yan yana yatacak olsanız kenarlarda kim yatar ciddi soru. Gerçekten de ciddi bir problem. Şöyle program. Ben kenarda yatarsam diğer kenardaki havada uyuyacağı için çok mantıklı olmaz. O yüzden benim ortada yatmam lazım. Öncelikle zaten bizim dördümüzü yan yana alacak bir yer yatağı herhangi bir yer yatağı yerine Hovercraft. Yer. Yer yatağı yerine herhangi bir şey de koyabilirsin bu arada. Bizim dördümüzü yani yer yüzü yatağı gibi bir şey. Story'nin şeyi koltuğu mesela bizi dört aldı ama aldı. Hoş mu oldu? Hiç hoş olmadı. Tartışılır. Gerçekten yok çekimde dağılmış o koltuk falan. Şey değil mi? Bizden sonraki bölümden başka koltuk var. Bu arada biz Ece ile hava yatağında yattık. Hava yatağı mı deniyor onlara? Su yatağı var, hava yatağı var. Şişiriyorsun. Hava yatağı. Hava yatağı. Ondan sonra şey... Hava yastığı. Hava yastığı. Yatağı var. Direkt yataktı. Üfür üfür üfürüyorsun. Böyle şişiyor. Evet bayağı işte şişirdikten sonra uyuyorduk. Sabaha benim olduğum tarafta ben yerdeyim. Yani oranın havası gitmiş sadece. Hava öyle bir şey değil aslında yani değil mi? Böyle bir hava gidişi yok. Ama ezmişim orayı. Böyle orada Ece yazık yani birazcık havayla hala gibi. Havada. Su böreği. Niye hava yatağında? Ben bayağı yerdeyim. Ya şey misafirlikte kalıyorduk da yoktu he. Yatak. Ve şey yatak yoktu gene zaten hava yatağında. Sabah ben uyandığımda yerde yatıyordum bayağı. Böyle sönmüş falan. Niye yakınız bana? Güzeldi ama yani. Su yatağına hiç yattınız mı? Ben çok merak ediyorum. Ben yatmadım. Ben de merak ediyorum ya. Ses gibi su yatağı şey evde yatılıyor mu su yatağında? Yatılıyor. Yatılır. Nasıl su dolduruyorsun içine? Bidon mu? Havayı nasıl dolduruyorsun? Nasıl böyle? Şöyle lavaboda... Böyle hortumla. Lavaboda doldurup sonra içeri mi taşıyorsun? Hayır oğlum. Hortumla. Evde hortumun ne işi var ya? Nasıl ya? Evde su yatağının ne işi var ona bakarsan yani onun yanında alıyorsun. Ha yani evet su yatağı aldıysan hortumunu da almışsındır. Genelde yazlık ben yerlerin yazlık yerlerin ve Twitch yayıncılarının yani evinde oluyor su yatağı. Neden Twitch acaba? Twitch yayıncıların ne su yatağı? Gerçi benim izlediklerim neyse. Yani bizde yok tabi de. Yani bizde olmasını da istemez herhalde. İstemezler. Bizde kedi var zaten. Oğlum adam. Caba gibi böyle. Kumar icadan var solo. Diye böyle. Caba yanında böyle. Caba ne oldu? Bu da cabası işte. Ne kadar kedi varken de olmaz. Evet, bir şey olacak. Kesin olmaz ya. Tık tık tık. Bitti yani. Ağla bitti. 3 adımda nasıl? Ah 200 bin lira sanacaksın. Bağlıyorsun böyle. Hadi bitti yani. Ben çok da tehlikeli bir şey ya. Evine nasıl o kadar? Su basar. Evet. Su basar mı? Su basar. Su basar. Doğru. Tuğcan. Pazar işte devrim. Patlıyor böyle stüdyo kanal kapanmış. Kim ölüyor böyle? Kanal kapanmış. Halitçe, Halit 36-52-42-73. Evet arıyorum. Şapkalı alo. Abi dün, şapkalı abi gün geçtikçe ciddileşecek mi demiş ve mi'yi ayırmış. Mi'yi ayırdığın sürece ciddi konuşacağız. Mi'yi ayırmasaydı pis konuşacak. Kirli konuşmalar. Gün geçtikçe ciddileşecek mi? Öyle bir şey yok ya. Bunun ya olmayacağına dair çok uzun süreli şey var. Kanıt var elinde yani bayağı. Son videoya bakabilir falan. Mesela. Evet. Senin dünya üzerinde daha çok kızdığın bir şey var mı ya? Type ne gibi ya? Kızıyor ben buna kızıyor. Ya kızmıyorum da. Çok basit bir şey gibi geliyor bana. Yani dikkat etmek buna. Yani herhalde mesela insan silme, insan silme konusunda direkt... Evet direkt. Şeysin değil mi? Benim bitirdiğim flörtler var böyle. Allah Allah. Hiçbir şey söylemeden. Yani. Çok güzel olması lazım. O kadar ciddi evet alıyor musun? Ben alıyorum. Yani. Neden biliyor musun? Ya tamam çünkü kötü bir şey de o kadar da kötü. Çok abi, sık yapılırsa. Ya, şey, ama çok net bir şekilde zeka seviyesi belirten evet, bir şey olabilir. Evet belirtiyor abi. Ben öyle düşünmüyorum ya.
Ben bence zeka seviyesi. Bunların hepsini bitişik yazıyorum diye düşünüyorum şu an. Hayır. Şimdi bir şey yanlış biliyorsan araştırması kolay ve öğrenmesi de kolay. Kolay. O kısma katılıyorum. Okey, kötü bir şey de. Sadece o değil. Ben yani küçükken çok kitap okuyan insanların doğru yani ayırabildiğini kitap şahit oldum. Kitap okuyorsan görüyorsun ya doğrusunu. Tabii, aynen öyle. Sürekli gördüğü için adam istese de yanlış yazamıyor. Oradan direkt böyle ayırt ediyorsun. Ha bu böyle çok doğru, kafası evet. Açık yani biri değil. Belki o kadar acımasız gibi. Bu yani gerizekanın biri bu. Çok belli. Aptalın önde gideni çok belli ki. Yani hani o yüzden öyle yani, bu şekilde. Bazı şeyleri net doğru kullanamayan insanlara aptal önyargısıyla yaklaşsak %99 doğru ben, haklı çıkarız. Yani deneyimlerimle hiç çok %1 falan yanılmışımdır. Nereye kadar katıldın? Nerede bıraktın bu? Trenden nerede? Devlet ayırmak gerekiyordu. Katıldığımda ama ondan sonra ben başka bir yerdim şu anda yani. Trenden ne Tuğcan zaman kendiyle indim? İlgili soru almış. Homo sapiens isimli Proctus. O zaman Tuğcan'la ilgili olamaz ki. Handle'lı bir arkadaş. Tuğcan kesin bu alakasız tweet'i de seçer demiş diye ayırmış. Tuğcan ne güzel şakalar yaptın, bunlar ya. Yaptın esprini patlattın. Çağla. Aman de Freche. Trileçe. Trileçe. Demiş ki biraz daha yemek konuşabilir misiniz? Misiniz ayrı. Mesela naçizane. Biraz daha yemek konuşabilir misiniz? Mesela naçizane kumpire kısır konması üzerine görüşlerinizi merak ediyorum. Kumpir... Ya evet çok alakası kısır ya. Tabii kumpir öyle bir şey ki. Ne bilmiyordum. Ne koysan garip ki içine. Yani patlıcan dolması koysan aman ya, Allah'ım olmaz demiyorsun iki ya. İki malzeme aynen dışında. Ya. Sen seviyorsun diye. Ben de severim. İzliyordum. Ben aşırı severim. Güzel bence. Ben de severim. Ve çok yakışır. Kısırı tek başına çok severim. Kumpire yakışır abi. Gayet işte yakışır. Kumpire yakışıyor abi. Kumpire yakışır. Kısır normalde kumpir de çok kısır. Kumpir dediğin şey inanılmaz bir şey. Tekniken patates ye. Yani aslında pratikte de patates yiyor. Patatesin yanına tabakta hayal edebileceğin her şey okey. Çünkü patatesin yanında çoğu şey. Patatesin yanında ne yakışmaz? Aşırı katılıyorum sana. Tuğcan. Kumpirde de olmaz. İşte. Anladın mı Tuğcan? Evet, evet. Ama bak evet. Şimdi kumpire ben şöyle bir şekilde yaklaşıyorum her zaman. Hep aynı malzemeleri ekleyenler var. Anladın mı? Gurme. Hayır. Mesela şey atıyorum bazı besinler mesela daha böyle ekşidir hafif falan. Hı. Hani anladın mı? Bazı şeydir falan. Full ekşi ekleyen var mesela. Yanlış. Bir dengeyi tutturmak gerekiyor. Mesela kısır koyuyorsan kısırın yanına bir tane de böyle daha oturaklı anladın mı? Daha böyle gel gitli olmayan bir yiyecek koyarsan Rıza Efendi güzel mesela olur. Sosis gibi. Sosis tadı net. O sosis kısır çok gibi değil. Kısırı da tadı net. O sosis bu kısır net değil. Mesela çok limonluysa farklı geliyor falan. Üstündeki şeyi açtığında o böyle kendini atan malzemeler var aşağıda. Mısır. Onları tutuyor. Mısır. Sosis. Ha. Şöyle blokluyor evet. Mısır da var. Ağırlık olarak. Mısır kendi bulur. Fırlatır ya. Mısır ve kısır. Mısır hemen. Kumpirde olması gereken. Mısır ve kısır. Mısır ve kısır. Mısır ve kısır. Ben Altın Günü'nde yazılan eser şarkısı. Kumpir hani sıcak patates ya. Doğru. Ona böyle soğuk bir Amerikan salatasını çok seviyorum ben. Soğuk makarnayı severim ben. Amerikan i̇şte salatası aslında bence. Var biliyor musun Amerikan salatasında? Var Rus mi? Salatası diyorlar makarnalı olarak. İtalyan salatası da var. Rus'ta Rus salatasında aynı şey var. Aynı şey Amerikanla. Sosis mi bir şey var? Et yok var. Yok o İtalyan. Et olan İtalyan. Ha İtalyan özür dilerim. Amerikanla Rus aynı şey ya. Yok ben işte birinde makarna var diye biliyorum. Yok bu birinde hiçbirinde makarna yok. Birincinin yanı benim söylediğim doğruymuş. Evet, evet, doğru ben İtalyanla karıştırdım. İtalyan mı farklı? İtalyan taraf değiştiren. Ben birincinin yanlış. Fransa hiç. Bir anda mesela kumpirden yandaki böyle başka bir yemeğe geçiyorsa o İtalyan salatası oluyor. Ben kısırı okeyim çok net. Yok hatta olsa da yesek şimdi kumpir kısır. Ya şu an yerim. Ha yok kumpir. Şey şey kumpir doyuruyor mu kumpir seni ya? Çok boş bir şey yaratmıyor. Evet ya. Kesiyor. Çok hızlı. Yani. Açlığını kesiyor ama doygunluk hazzı vermiyor. Vermiyor. Bir çok hızlı yok oluyor ya. Çok sadece gaz olarak gezmiyor musun? Ya kumpirin şöyle bir sıkıntısı oluyor bende bir de. İnanılmaz ağırlık çöküyor. Yani karbonhidrat fever dediğimiz böyle. Karbonhidrat fever. Yeni şarkı var. Kumpir patatesi nerede satılıyor? Hayvan gibi bir patates. Hollanda'dan geliyor onlar. Ciddi misin ya? Gerçekten. Evet Hollanda patates. Oğlum çok büyük lan patates. Hiçbir manavda yok öyle patates. Harbiden. Belki sen niye yemekle ilgili bir şey söylerken çok ciddileşiyorsun ya. Bizdeki... Ya Hollanda'dan gelen bir şey Hollanda'dan çok ucuz yalnız. Tam tam tam. Yok bilmiyorum da yani yurt dışından geldiğini biliyorum. Tatlı Hollanda'dan patates yediniz mi hiç? Tatlı patates. Yuval ufak. Evet şey, ufak. Evet. Onlar patates benim Mırç'taki nikim de. Şey. Harbi mi? Öyle mi? Senin rap ismin aynı zamanda. Evet.
En korkunç nickiniz ne? Nuş'ta. Benim oturan boğaç. Ay. Bir ara öyle bir feyzim var. Bütün en sosyal bu değil. Bütün sosyal medyalarım öyleydi. Neydi? Education. Evet, doğru. Nereden baktığımıza bağlı. Oturan boğaçtı bir ara bütün sosyal medya handle'ları. Evet. Oturan sonra boğaç. Sildim. Yakın zamanda değiştirdin Steam'inde. Evet, Steam'inde yıl falan de evet doğru aynen. Senin? Değiştiremedim aslında. Benim hayal gücüm yoktu eskiden. Bugra'ydı. Sonradan geliştirdim o özelliği. Bugra. Bugra. Yani Bugra. Yumuşak G kullanmıyordum. Ork dilinde bir aynı şey. Aynı zamanda ork dilinde çok yüksek sesli gülme. Evet. Bugra. 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 Şeklinde. Benim yaptığım şey. Senin neydi be? Crazy man. Ben crazy. Berkat crazy lover 19. Şey. Cenin Ceylan 15. Kızlarla konuşuyor. Erkeklerle konuşuyor. Alev 21 böyle. Benim Berking'im hakikaten çok eski ya. Ortaokul falan. O yüzden başka. Bir ara böyle iğrenç. Zıbın ne zaman geldi? Bak korkunç. Ne? Zıbın ne zaman çıktı? Zıbın 2000, Twitter'la mı 2011'de çıktı? Aynen Twitter'da. Peki biraz da müzik kariyerinden bahsedelim. Konuşalım. Lili Reflü biliyorsun yayınladık. Çok güzel. Adamın müzik kariyeri de var ya. Evet çok espri yaptık. Bayağı bahsediyoruz. Devam ediyorum. Tabii ki. Tansellerin Merve. Merve Tansel. Handle'lı. Sonat'ı ne zaman başgöz edeceğiz? Demiş. Başgöz etmek? Evermek. Kafa göz girmek falan. Happily ever after dediğimiz. Happily ever after. Güzelmiş. Yırtmak. Tweet bu kampanya olur bundan sosyal medyada. Hepiyle ever after. Sonra ödülü başkası alır senin yerine. Okey misin? Ne zaman vereceğiz? Kaç gibi düşünüyorsun? Bu sana bağlı yani. Bize evet, bağlı ben değil. Ben okuyayım abi. Siz uygun bir zaman söyleyeceksiniz. Bize bağlıysa biz her zaman zaman söylüyoruz oğlum yeter zaman artık zaman mı yoksa evet, kadın mı gerekiyor? Sana ne gerekiyor? Kadın. Hangisi sevgilim, eksik sende? Duygusal sevgilim, bir şey var mı? Duygusal bir sevgilim var. 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 Ama sen bu açıklamayı daha önce de yaptın. Evet. Evet. Sonra olmadı. Sonra tekrar mı oldu şimdi? Çünkü bunu söylersen ayrı bir dert olur. Söylemezsen ayrı bir dert olur. Hmm. Bence söylemez. Bence de. O yüzden tebrik ediyorum seni medeni cesaretinden dolayı. Duygusal bir ilişkim var. İlişkiyi biliyorsun. Tek başına. Ne yapıyorsun hayatım? İyi mi hayatım? Kendi kendime. Evliliğe en uzak benim ama şu an galiba ya. Bence sende Lux yani diye evlenecek adam tipi var. Gelmiş böyle çıkışta. Sen de bu arada hakikaten var o. Çok aynen katılıyorum. Lux diye evlenecek. Ya böyle mesela 3 ay içerisinde evlenecekmişsin gibi. Ben evlendim diye geleceğim bir gün. Aynen. Çağırırım lan. Hepiniz böyle birer çeyreksiniz oğlum saçmalama. 1200 lira var şu an. Şey değil mi o çeyreklik böyle. İyi ki bunu söyledi. İyi ki bunu söyledi yarım alabilirdi. Şu an bir sürü şey takılmadık. İnanılmaz rahat. Hep beraber bir tam alırsak öyle de oluyor aslında. O hayır çok fazla. Ha Tuğcan. Ne? 4 kişiyiz oğlum. Tuğcan ayrılan. Tuğcan kaçlık? Bir Tuğcan istediğini takabilir bebişim benim. Gram bir yerde. Şey, gelsin de hele bir önce. Üçünüz bir tam alabilirsiniz. Tamam. Çünkü bak yarım tamam çok pahalı ama çeyrek de değilsiniz kardeşim. İyi hadi tamam. Üçünüz bir öyle tam. Yapalımız. Ne zamandı? Çok ciddi ya. Alo. Evleniyor mu öyle? Demiştik bak. Yok ya, öyle kanallı. Nisa Özdemir. Nisa Nur Özdemir'miş aslında. Kitaplarda kaldığımız yeri belirlemek için sayfayı mı kıvırmalıyız, ayraç mı koymalıyız? Ayraç. Ben peçete koyuyorum. Sayfa kıvırma. Ayrıca istediğim zaman sümkürebiliyorum kaldığım çocuklar yerde. Çocuklar gençten okumaya başlasın. Kaldığım yerde falan sümküre peki koyuyorum. Acil kaldığın yeri açamıyorsun değil mi? Orayı açıp açamıyor şey yapar mısın? Kaldığın yer böyle... Kalıyor yani. Sümkürdüğüm için sadece. Acil bir durumda peki açıp hemen sümkürüp tekrar şey yapar mısın hani? Tekrar kitabın içine mi desin? Onu bilmiyorum orada artık. Yok şimdi bu bir kere olmuştu yani ayraç yoktu yakınlarda. Ya dünyanın bulunmayan şey değil mi ayraç zaten? Evet. Yani. Ayraç nerede? Bir de bana böyle gereksiz kulluk gibi geliyor. Böyle sanki Starbucks'a gidip ben de o ayracı çıkarmak için alıyorum. Ya çıkarınca gibi. Bir de onu koyma ayracı yeri. Ayracı olanlar güne kitap okuyarak. Kitapların çıkarınca içinde veriyorlar onu artık. Ben genelde evet, şey evet yapıyorum ama. Bir şey mi söyleyecek pardon. Estağfurullah. Ayracı çıkarınca bir şey çok geriyor beni ya. Böyle nereye koyayım yani masaya. İçine abi. Bir ha, ayraç kullanılmadığı içine anda nerede durmalı? Kalsın mı? Kalsın. Nerede kalsın? Okumaya devam et. Evet. Sonra bitince oradan evet, en sonuna evet koymayı çok geç yani keşfettim. Aynen. Ben şey yapıyorum ama. Hani bölüm bölüm okuyorum kitabı. Hatta ondan bitireceğin bölüm yere mi koyuyorsun? Hayır. Bir bölümü okurken bakarım kaç sayfa o bölüm.
Ha. Kitaplar bölüm bölüm yani. Vaktin varsa bu kadar o bölümün sonuna kadar ya. Gelip oradan ayrıştık bir şeyim yok. Buraya bile devam ettirmiş ya. O aç oku ya. Nedir be? Bakalım kaç sayfa okuyacağım bugün falan. Ben mesela şey bitirmeyi okurum yani. Mesela, eğer oturuyorsam hani başına kitabı sağdan sola okuyorum. Yok canım öyle şey mi olur? Yedi sayfa. Film bölmeyi de sevmem ben. Bak ama arada hep başka şeyler geliyor benim aklıma. Bir bakıyorum aa hiç okumamışım bile. İşte o yüzden ben anlamamışım falan diye. Sıkılıyorsun bir süre sonra. Dune'u 2 günde mi 3 günde mi ne i̇şte bitirmem ben. Mesela Dune'u yani. Okuyamıyorum şu an öyle. İşte o kitaba ara verirsen kafan çok karışıyor. Bilmem ne Atreides hanedanından. Ertesi gün devam et. Kim her lan bu diye bakıyorum. Mesela 2 bölüm okuyorum. Bazen bakıyorum aynen. İkinci bölüm 2 sayfa. Hani daha da okumak istiyorum falan. O yüzden mesela hani bir sayfa daha bir bölüm daha okuyorum üstüne. O kafamda oluyor yani. Ben o dediğini yani Agatha Christie kitaplarında yaşadım ama onu bırakamıyorsun yani hakikaten. Yani katil kim diye Agabe. Böyle bütün gün okuyordum. Agatha Christie. Yani kitapta kaldığımız yerin ucunu yakaraktan aklımızda tutmalıyız. Doktor Manhattan, Baran Fordem ya da Baran Adem pardon 4A şeklinde. Çok önemli değil. Abi Baran Serra'yı seviyor der misiniz demiş. Misiniz de ayırmış. Demiş bulunduk sonra. Ama Serra'daki Serra'yı ayırmamış. Ha. Yani sen kıza değer vermiyorsun ki biz verelim. Kendini ayırmış, kızı ayırmamış mı? Baran'da ayıracak bir şey yok. Ha, kendini tamam. Ayırmış. Baran böyle Serra'yı, Serra hiç ayrık değil. Baran Serra'yı seviyor bilginize. Okay. Bunu ama devamlı bu başımıza gelecek bunu bir kere yaparsak. Yok. Ceren'miş, Ceren Tui. Nasıl? Ceren Tui. Peki. Demiş ki, tanıyor musun? Yok. Algılayamadım da. Tanımak ister misin? Bak sen şeyden. Hangi kurgusal karakterlerle evlenmek isterdiniz? Kurumsal. Ben Wolverine. Ha? Kurumsal. Kurumsal. Kurumsal karakter. Türksel'i tutuyorsun. Saçmasam. Arçelik maske. Ay var ya ay. Abi soğuk soğuk böyle. Hangi kurgusal karakterlerle evlenmek istediğimizi sormuş. Ceren'miş, Ceren Tui. Kurgusal diyorsun. Ben şöyle göstereyim izninizle. Yanlış yere gösterirsin. Acınası. Ha şöyle. Senin daha acınası bir kare. Bu senin PlayStation'dan alıntılayıp Chie Satonaka. Tweet attığın ve Ece'nin sinirlendiği karakterle aynı mı? Chie Satonaka. Yok biliyor. Bana özel saat de yaptırdı Ece sağ olsun. Gerçekte gerçek olmadığı için bu karakter asla ulaşamayacağımı bildiği için o yüzden çok sorun etmiyor. Abi ulaşmak için her şeyi yapıyorsun. VR, MR hepsini. Bayağı deniyorum ya. 3D modelleme işine girmişim. Evet, ya, oyun yapıyorum şu anda. Blender'da böyle şey 12 sene boyunca uğraşıyorum. Başlarsın. Öyle değil bazen. Waifum o benim o yüzden. Neyse. Waifum. Waifu ne? Waifu. Yıkım diyor. Kısaca. Yıkım. Haysiyetim yok diyor şu an. Bundan sonra Waifu'yu böyle çeviririm sevgili arkadaşlar. Yıkım. Hangi kurgusal karakterle evlenmek istersin? Vallahi. Benle dalga geçmek kolay. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben ama kurgusal karakter sayılır mı bilmiyorum. X-Men'deki Phoenix. Jean Grey dediğiniz. Manyak ya. Ha. Evet o kurgusal. Ben bir kurgusal seviyorum ya. Çok tatlı değil mi? Ben onu tuzağa kadar bayılıyorum. O kurgusal olmadı ama. İşte o sayılmıyor. Sen aktrise yürür yürür. Sen kim ama yani onun başka rolleri. Ben Allah Allah. Ben Yennefer ya. Yennefer. Ben Yennefer'e çok kötüyüm ya. Yennefer'e ben de yanıyorum. Komşu dershanenin ne bir şey olduğu için. Yennefer ve Witcher şey Geralt arasındaki aşk tam böyle bizim yaşayacağımız. Evet, evet. Bir dakika ya biz şey, ilişki dediğimiz gitmeli, şey gitmeli gelmeli. Bir şey söyleyeyim. Biz Yennefer Triss kavgasında 2-2 ayrılıyorduk. Hepiniz Yennefer dediniz şu anda. Kimdi lan benim ortağım? Buğra'dır. Yok ben Yennefer'ciydim. Kim Triss'çi burada? Ben Yennefer'cilerim. Kimse Triss'çi değil. Nasıl ya? Ben asla demem öyle. 2-2 ayrılmıştık. Ben tek mi kaldım şu anda? Ben şöyle demiştim. Yani mantıken düşününce bir insanın tabii ki Triss gibi biriyle birlikte olması lazım ama kitabı okursan ya aşık olduğu kişi Yennefer onu biliyorum. Tabii. Ben zaten kitabını okumadığım için okusam belki fikrim değişir. Kitapta galiba çok güzel, bayağı acayip tasvir ediliyor bir de. Yani ama aralarındaki aşk 3 sayfa var bakayım oradan ya. Çok acayip tasvir ediliyor. Kitapta bu arada acayip tasvir ediliyor. Aşkın tanımı hakikaten Yennefer ve Geralt'ın arasındaki aynen, şey. Çünkü aynen. Kavuşamıyorlar. Ha onu diyecektim ben de. Ya yani o aslında ne bileyim aşk birlikteyken birbirlerine zarar veriyorlar sürekli. Aynen. Vay be ne aşkmış ya. Evet.
Süpermiş yani. Birbirlerine zarar veriyorlarmış. Tutkulu. Bıyıcı maddesiyle mi kutluyor? Ben de sevmem. Yani biliyoruz birbirimizi. Biz çok aşık olmalıyız. Evet. Kavuşuyoruz. Böyle ne bu şimdi? Ya gerçekten. Sinirleniyorum aşkın tanımının böyle yapılmasına. Tabii ki tanımı değil. Değil. Sen aşk ya, türü bu. Aşk kavuşamayanlara deniyor. Doğru söylüyor ama bu kötü bir şey yani. Anksiyetesi yok. Sonat hayat hikayeni... Tuğcan bu arada köşeye doğru ilerledi ofiste. Yani. Hayat hikayeni dinlemek köpek istiyorum. Gibi. Neden bilmiyorum ama istiyorum. Özet geç be. Benim hayat hikayemi herhalde sen biliyorsun. Ben senin yerine özet geçebilirim. Halkalı'da dünyaya geldi. Değil, Bakırköy. Bakırköy'de dünyaya geldi ama aslında Halkalı'da olduğunu hep içinden beri biliyordu. İçinden beri. Çin'den beri. Çin'de biliyordu. Çin'den beri. Çin'de yaşadığı bir şeyden sonra. Beri. Halkalı'da okudu. Ortaokulu, liseyi hepsini. Liseyi Florya. Okudu. Zaten belli oluyor herhalde. Lise Florya Tevfik Ercan. O belli olmuyor işte, o enteresan. Sonra. Görsem belli oluyor öyle bir lise. Öyle bir liseydi. Güzel üniversitede, ben web grafik tasarım okuyacağım diye Kültür Üniversitesi'ne girdi. Ne weble ne de grafik tasarımla ilgili hiçbir şey yapmadı. Metin yazarı oldu. TV'de çalıştı. Radyolarda çalıştı. Sonra da kariyeri YouTube'a geçtiğinde düşüşe geçti. Bu şekilde özetleyebiliriz. Güzel özetledin. Bayağı özetledin. Teşekkür ederim canım benim. Bu kadar ilgilendiğini bilmiyordum ben de. Evet. Buğra Ataköy'de doğdu. Ama böyle şey gerçek kesitleriniz olur. Şey vardı ya. Sevil Ersoy'la böyle beraber. Oğlum, evet, şimdi pembe bir ofis. Haluk Bilginer oynuyor. Gazetede çalışıyor. Eski bir dizi. Hadi bakalım. Kesin evet, eski Kaptan bir dizi ya. Kaptan Haluk Bilginer ya oynuyor. Gülşen abi. Gülşen abla mı? Gülşen abi mi? Haluk Bilginer. Gülşen abla diye bir köşe. Transseksüel aynı zamanda. Yazarı. Gülşen abi. Türkiye'nin altın yılları. Hayır, yazarı. Şey vardı ya. Gülşen miydi ha, ya? Şey kadın ağzından yazıyor. Aynen. Gülşen ablaya sorun falan filan gibi. Yazarı Haluk Bilginer. O dizinin her bölümünün sonunda şey olurdu. Böyle karakterlerin geleceğini anlatırlardı böyle. İşte 4 yıl evli kaldı, 2 çocuğu var, hiçbir zaman mutlu olamadı falan diye böyle şey yapıyordu. Peki sonraki bölüm nasıl devam ediyor? Normal devam ediyor. Bir daha mı gelecek? Yok o başka anladım. Şeylerin ya, yazdı, cevap verdi insan. Galiba, o bölümün şey. Konuklarının. Güzelmiş ya. Çok güzeldi. Çok ya. Abi. Gülşen abla mıydı ya? Sen hiç tabii doğmadın muhtemelen. Evet. Devam ediyoruz. Kaptan biliyordur. İlterlerden Alp. Bu herhalde bir moda. İlteriş. Işıklardan Sonat, Sevgilerden Berk, Soydemirlerden Boğaç ve Oflazlardan Buğra. Sevgilerden Berk çok iyi oldu bu arada. Sevgilerle Berk. Gece 11.30'da herhalde programı. İnşa ediyorlar. Türkiye'den böyle çekilecek misiniz demiş. Netflix'in yani. Haa, çekilmiyormuş bu arada arkadaşlar. Açıklama gerçi çoktan okumuş. Çekilmiyormuş. Yok. Öyle bir şey yok. Açıklama geldi mi? Zaten ben şeye geldi. Şeye çok şaşırıyorum. Netflix'in Türkiye'den çekileceğine dair duyumlar aldım falan. Bu duyumlar nereden alınıyor mesela yani? Yani Insight Ajans'tan çıtandığı olabilir. Almamış demek ki öyle bir duyum. Şu anda ortaya çıkmadı mı sence de? Ha? Duyum abi. Duyum oğlum zaten. Yani duyum dediğin şey gerçek olur abi. Tamam öyle bir söylenti var. Yani bıraksınlar falan almak için. Çekilsek mi ya denmiş yani mesela. Olacak onu duymuş. Artık ya? Hayır. Olabilir evet. Sonra yok lan çekilmeyelim denmiş. Onu duymamış mı? Ya daha yeni Enes Batur'un filmini aldılar zaten. Ha, alıp gidelim diyorlar hocam. Yardımcı oluyorlar. Sinirli böyle yapıyor. Hadi bakalım. Sizi çok seviyoruz. Bizi bunu Türkiye da izleyemezsiniz çıkarsın artık. Biz gitmeyelim Türkiye bizi çıkarsın. Şey, finali böyle yapmak çok komik ya bu arada. Şey yani sadece Enes Batur'un filmini bırakıp. Bir tane içerik böyle. Öyle gitmek. Öyle gitmek. Bunu izleyen bunu da izledi. O gene böyle. Birinci film bu Devam evet. ediyoruz. Gözde İnci. İnci Gözde 26 demiş ki aşure hakkında fikirleriniz neler? Aşure. Şakaydı. Aşure. Aşure'nin içinde nar muhteşem oluyor. Çok bak, yanlış bir zaman yani. İnanılmaz. Fendi aşureye de kısık koyuyor böyle. Abi ben aşurede... Aşure teknik olarak öyle bir şey bu arada. Bakladan, bakliyattan çok meyve severim. Ya aradaki... Siz aşureyi konuşma. Ha, siz sıvı... güllaç konuştunuz. Güllaç konuştuk. Aşureyi konuşmaya gerek duymadık. Çünkü yani çok kötü bir şey olduğu diye. İçin. Ben o sıvıyı yağlı seviyorum. Yağlı şekerli su mu acaba? Ben hiç sevmiyorum o sıvıyı. Ben antin kuntin malzemeleri seviyorum içindeki. Büyük olan. Evet, evet. Aşurenin zaten şeyi var ama. Değil. Felsefesi o. Hani tabii. Aç kalmışlar ve ne varsa içine koymuşlar ya. Tatlı hikayede olmuş falan filan. Evet. Hani şey ama aslında besleyici de bir şey. Hmm.
havyar koymuş. Ben mesela nar, kayısı. Nar ben mesela nefret ederim. Çok güzel. Anı sevmem ben ya. Ben de çok tercih etmem. Yani verilirse böyle al bakalım onu şunu yaptım. Ye derlerse yerim ama. Bir de böyle aşirenin olayı dağıtılır sürekli. İşte en üzüldüğüm şey o. Göndermek isteyen varsa arkadaşlar. Daha ayı değil ama onun bir dönemi var. Evet. Ne zaman olduğunu bilmiyorum. Hep durmadan böyle kapıyı açıyorum ve elime aşure veriliyor ve çok üzülüyorum yani. Yine de kadayıf döneminde değiliz. Make me up ben kadayıf dönemi kalmış diyorsun. Gözüne bakarak yere döküyor böyle. Ne düşünüyor? Ben aşureye inanmıyorum diye. Mehmet Akif Aksoy. Ah be. Değil mi? Ersoy olsak neler olacaktı. Demiş ki ne zaman bizim eve kahve içmeye geleceksiniz demiş. Bunun için çok fazla erkeksin ve sakallısın. Biz de öyle. Bir de sonuna XD diye gülmüşsün. Aa, Vurucu Tim'den Ahmet. Ha canım benim. Ahmet. Tuğcan'ın en sevdiği CZN Burak videosu hangisi demiş. Tuğcan gene kendiyle ilgili bir hangisi Tuğcan? Cevap ver. Bu bebeği paketlediği video var ya. Bebeği paketlediği. Yani evet ya. Paketliyor şeyi. Birisi paylaşmış çok komik. Vallahi mı lan? Aynen. Gerçekten şey, başka hayvanların bebeğini ya yapmıyor. Restoranda bir tane çocuğu seviyor. Severken öpüyor ama videonun katı. Sonra da böyle dev bir şeyi böyle lavaşa sarıyor. Fırına veriyor. Aşırı güzel. Kat var arada böyle. Çok iyiymiş ya. Kendi mi yapmış bunu? Başkası kendi mi yaptı videodan? Kendi yapmış o kat. CZN Burak yapmıyor bence, bunu tabii canım. Bence doğal kat o ya. Onun videoları öyle pat küt geçiyor ya. Doğal kat dedi isteyerek mi yapılmış? Hayır bu niyetle değil tabii ki oğlum okay. Yani o çocuğu sevme ya şeyi koyalım başına demişler. Birden ben kapatıyor böyle ne olduğunu görmüyorsun. Deve bir şey var böyle. Çok iyiymiş ya süper. Ve sorularımızın sonuna geldik. Vay 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 vay. Resmen. Üstad. Albümlerindeyim şu an. Ha neler var? Şöyle bir şeyin fotoğrafını çekmiş mesela. Gereksiz fazla kıllı erkek görüyorum. Evet ve hiçbiri kendisi değil. Tuğcan'ın normal bir günü bu. Kendinin olmadığı bir kıllı erkek, bir sürü kıllı erkek fotoğrafı ne kadar ben bir kadrajda 3 erkekten fazlası bir de yasak diye. Abi biliyorum. Kesinlikle. Eyvah. Aşırı katı. Ana ekranımız hayır, var. Hayır yani Instagram'a atılan bir fotoğrafta. Kesinlikle yani. Çok kötü oğlum. Yani topluluk topluluk şeyleri fotoğraflarıysa değil ama. Onda problem olmuyor yani. Ya evet hani bir grup kadın bir grup erkek. Onda hiç 30 sıkıntı yok ama mesela yok. Biz hani Ankara'dan arkadaşlarım geldi ve dışarı çıktık. 9 erkek bir foto koymak zorunda evet, değilsiniz. Evet. Ya biz bu arada kimse bu konuda biraz hassasız arkadaşlar. Çünkü ofiste 8 erkek olduk. Yani bir yerde yemek bile büyük dert oluyor gerçekten. 8 erkeğin bir mekana girdiğini düşünün. Yurt gibi geziyoruz işte, böyle yurt gerçekten öğrencisi. Kokuyoruz gibi böyle bir bulut halinde ilerliyoruz. Ne bileyim 8 erkek yan yana gelince kokmaz mı? Ne kokar? Misk gibi kokar. Bugün sabun kokan bir adam vardı asansörde. Evet çok sabun kokuyordu. Bayağı ya, beyaz gerçekten kalıp sabun kokuyordu. Sen yoktun aynen. Çok aa, ilginç ya bayağı bugün adam kalıp asansördeki sabun kokuyordu. 9 ofansif şaka yapmak şey zorunda kaldık evet inince ya. Yani neyse Göbels'e sevgiler buradan o zaman. Falan. Şey siz açtı mısınız? Daha acıkmaz mısınız? Ben 160 bir tık açım. Gram döner yediğimiz için biraz böyle. Aslında yenilebilir. İnceden yok mu? Sorasanız yerim. Zor. Zor. Nasıl zorlayabilirsin ya? Ye lan ye. Kırım ha. Döneri yapıştırdı. Bıçak dayanmış. Suratını püreye bastı. Aa püre çekti canım ya. Bak direkt. Püre güzel olur şu an. Püre yok. Neyse ben kapatıyorum videoyu. Kendinize çok iyi bakın. Yani kamerada izlemiyorum. Dikkat edin. Köfteci. Bye bye. Aynen, see you guys. Sorularınızı yine bekliyoruz sonraki programda. Görüşürüz çocuklar. Bizi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve kısır. Kısır yemeyelim. Hadi yiyelim lan.